Türkiye'de organ ve doku nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmakta. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda büyük konsey kararıyla fişin çekilmesi ve organ bağışı kararının gerçekleşmesiyle başlayan nakil süreci ise oldukça uzun. Peki hocam, kişi ölmeden organ nakli kararı alınabilir mi? Yani kişi kendisi yetki verse ama ailesi karşı çıktığı durumda nasıl bir... Maalesef şimdi o hukuki şeyler önemli, ülkeden ülkeye göre değişiyor. Mesela Avrupa'da ya da Amerika'da bazı ülkelerde, hepsinde de değil, kişi kendisi başladığı zaman bunu hukuk olarak tespit edilirse direkt organ alınabiliyor. Ama Türkiye'de mesela bizim şeyin lazım, ailenin, yakınlarının onayı lazım. Yani kişi kendisi istese bile daha sonradan ailesi onay vermezse olmuyor. Yani bu hukuki şeyler, bunlar tabii değişebilir de, bu kanunlarla, yasalarla çok rahat değiştirilebilir şeyler. Ama şu anda çoğu yerde bu kısıtlama var. Yani hasta kendisi başlasa bile ailesi destek vermediği zaman hala o problemli süreçler var. Yani kişi kendisi istese de aile vermediği sürece. Bazı ülkelerde oluyor ama bazı ülkelerde olmuyor. Türkiye'de olmuyor. Evet. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, Türkiye'de organ nakli için sıra bekleyen hasta sayısının giderek artmasına rağmen organ bağışı yapanların sayısında gereken artışın olmamasına değindi. Yani organ nakli aslında çok önemli bir konu, biliyorsunuz. Hayat kurtarıcı bir işlem. Ama maalesef yani bu farkındalık oluşturması da o açıdan önemli. Hala organ bağışı konusunda ciddi sıkıntılar var, çok eksiklikler var. Çok hayat kurtarıcı olmasına rağmen ama hala maalesef yeterli seviyelerde değil. Hani ben genelde kalp üzerinden gideyim isterseniz. Kalp nakli biliyorsunuz 1967'de Christian Bernard tarafından yapılmıştı. O zamanlar çok başarılı değildi ama 80'den sonra, 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına, bu hani bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaçların bulunmasına sonra bayağı bir ivme kazandı. 90'larda falan bayağı artmaya başladı. Ama daha sonra da 2000'lerden sonra falan azalmaya başladı. Bunun sebebi de yeterli organ bağışının olmaması. Yani şu anda yine kalp üzerinden söylüyorum. Aslında bu böbrek ve karaciğer için de geçerli. Çok organ bağışı bekleyen kalp hastası var. Özellikle ileri derecede kalp yetmezliği olan, işte hastanelerde kalp yetmezliği tedavi gören, evde yani son dönem kalp yetmezliği olan kişiler maalesef bunlar eğer kalp bulamadıkları zaman neredeyse bir yılda yarısı kaybediliyor. Yani maalesef. Ölüm maalesef, ölümle sonuçlanıyor. Ve yani organ bağışı da yani bütün dünyada kısıtlı. Yani Türkiye özelinde de söylediğim zaman Türkiye'de daha da kısıtlı. Kalp sağlığının da önemine değinen Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, her hastalığın en büyük nedeni aşırı yemek ve sigara kullanımı olduğunu belirterek dikkat edilmesi gereken hususları belirtti. Yani burada yine içkiye, sigaraya ve obezliğe geliyor. Yani obezite olduğu zaman biliyorsunuz tansiyonunuz da yükseliyor, şekeriniz de çıkıyor. Zaten şeker hastalığı başlı başına ciddi bir hastalık. Yani sadece kalbi değil, bütün damarları etkiliyor. Bütün işte gözü etkiliyor, böbrekleri etkiliyor. Çok ciddi bir sağlık problemidir yani şeker hastalığı. Onun için şeker hastalığının olmamanın tek yolu, yani tek yolu obezite, kilo almayacaksınız. Göbek bölgenizde yağlanma olmayacak. Hani özellikle diyorlar işte erkeklerde hani göbek falan iyidir falan falan, öyle bir şey yok yani. Göbek kesinlikle son derece sağlıksız bir olaydır ve kesinlikle olmaması lazım. Çünkü göbek çıktığı zaman göbek demek karın içindeki organlarda yağlanma var demektir. Bu bağırsak ansılar içerisindeki organlar olduğu gibi aynı zamanda karaciğeri de tutuyor. Yani karaciğerde yağlanma var demektir. Karaciğeri bizim en önemli metabolizmamızı sağlayan önemli organ. Çok önemli bir organ. Yani karaciğeri kesinlikle üzmememiz lazım. Yani karaciğeri üzdüğümüz zaman, özellikle bu yağlanma olduğu zaman bu metabolizma bozulur. İşte şeker hastalığı, kolesterol şeyinde değişiklik, bozukluklar, iyi kolesterolde azalma, kötü kolesterolde artma,
ya sebep olur. Bu da işte damar tıkanıklıklarının riskini hızlı bir şekilde artırır maalesef. Onun için bu karaciğer yağlanması önemli. Göbek, bel çevresinin kalınlığı önemli. Bayan erkek fark etmiyor. Herkesin yani baktığı zaman bir göbeği olmaması lazım. Yani ama bu da çok zor değil aslında. Yani hani çok böyle bizim hastalarımız geliyor, anlatıyoruz bazen işte bak işte şekerden uzak dur, işte ekmek işte tüketimini kısıtla falan diyoruz. Yani sanki böyle hiç olmayacakmış gibi konuşuyor. İşte ben ekmeksiz yapamam, işte ben işte şekersiz yapamam. İşte sigarayı bırak diyorsun, işte sigarayı bırakamam ben. Ya, aslında kendisini bırakmış oluyor. Yani evet, ama böyle bir şey yok yani, yapmak lazım.